Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yine eski videolardan göstereceğim. Yani bizim geçen sene yatırım yaptığımız Ekim tarihindeki videolar. Yani Ekim'de yani Ekim'in başında yatırım yaptık. Ekim'in sonunda videosunu çektik. O yatırımlardan bahsedeceğim. Bir de daha önce çektiğimiz videolardan bakın şöyle bir şey yazmışım. Yine video. 2 yıl içinde konut dolardan 3 kat fazla kazandıracak diye yine aynı tarihlerde 2021'de video çekmiştik. Dikkat ederseniz 2021 ile 2022 arasında konut fiyatları 3 kat arttı. Yani 3 kat arttı demeyeyim, 3 katına çıktı yani 1 milyon olan şey oldu 3 milyon TL. 300 bin lira olan konut oldu 900 bin TL. Yani bunu şuradan gösterebiliriz. Bakın videoyu çektim. Yatırım yaptığımız yer. Şimdi ne? Çiçek sepeti ekstrayla siz de çiçek gibi olacaksınız. Reklamlara girdi milyonlar. Şimdi bakın. Kiralar düşük kalıyor. Ama şu an artık bu fiyatların ardından kiralar da ilerleyecektir. Dolayısıyla görüldüğü gibi ben bu konuda kaç para verdim? Yani ben bu konuda çok düşük bir rakam verdim. Bu 1500'lerden çok daha düşük verdim. Evet, bu Ekim başında 1250 lira yazıyordu burada konut fiyatı. Ekim'in sonunda 1500 lira oldu. 2021 Ekim'in sonunda yani bir yıl önce 1500 lira yazılmaya başladı. Ondan önce yani Ekim başında 1250 lira yazılıyordu. Ekim başında benim alt komşum 1150 liraya sattı. 1250 yani bin, pardon 1 milyon 250 yazıyor. 1 milyon 150 bin liraya sattı Ekim başında. O sattıktan sonra 1 milyon 500 bin yazıldı bir ay sonra. İşte Ekim'in sonu. Buradan takip edebiliyoruz. Ben bunları silmedim arkadaşlar. Şöyle ben bunları silmedim. Bakın burada ev diyor. Şurada aynı şey, aynı ilan duruyor arkadaşlar. Bugün yine tıkladığımızda aynı yere gidip gösteriyor bize. Bakın. Şimdi 5 milyon, 4 milyon, 4.75 falan yazıyor. Gördünüz mü? Ortalama şu şekilde aynı bölge. Bu bölge farklı bir bölge. Bu bölge aynı bölge. Şuradaydı. Şuradaydı arkadaşlar ilan. Şöyle gösterelim. Videoda zaten gözüküyor. 1.5 yazıyordu. 1.7 yazıyordu. Yani şu. Dolayısıyla bak, iyi bakın, bir getirisi. 1.77 yazıyordu. Böyle rakamlar yazıyordu. Şu an ne yazıyor? İlanın aynı sayfayı değiştirmedik arkadaşlar. Sayfayı Google'da kayıtlı tutuyoruz. Aynı sayfaya girdiğimizde bu sefer 4 üstünde gözüküyor. Bakın. Aradan bir sene geçti. Yaklaşık olarak. Bakın. Bakın arkadaşlar. Şimdi Ekim başlangıcında 1 milyon 250 bin yazan şey şu an zaten Ekim'in daha sonu da değil. Yani Ekim ortalarında 1 milyon 250 bin liradan 4 milyonlu rakamlara çıkıyor. 3,5-4 milyonlu rakamlara çıkıyor. Bizim hedefimiz vardı. Hedefimiz neydi arkadaşlar? Daireni 5 milyon TL olana kadar tutmaktı. Bakın burada portföyümü de göstereyim. Portföyü şöyle gösterebilirim. 3 aşağı 5 yukarı %42'si konut, %42'si arsada, %5'i taşıtta. Şimdi tabi bunlar değişiyor, güncellemedim. Yani bunlar 6 ayda bir güncelliyorum ya da 1 senede güncelliyorum. Yani belki taşıt fiyatı artıyor, belki düşüyor. Belki bu konut artıyor, belki düşüyor. Ama şöyle söyleyeyim, o konutlardan bir tanesi işte buradaki konut. O konut ciddi şekilde artmış yani. O gün 1 milyon 150 bin liraya bir sene önce benim alt komşum daireyi sattı. Şu an 4 milyon civarında. Yani 3 katına çıktı diyorum ya. Hani 1 milyon 150'lerden 3 milyona çıktı diyelim. Yani 3 de değil artık 4 katına gidiyor. 4'e gidiyor arkadaşlar artık. Bakın artık 4. Ha bunlar niye böyle 5.5'lar yazıyor? 5 yazıyor. Ya bu biraz daha 4 artı 1. Sen de yazarsın 5'i.
Bu birazcık daha büyük galiba, 230 metrekare. Evet, 205. Yani birazcık daha büyük olduğu için hani 5,5'lar, 5'ler öyle. Ne herkes ne yazabilirse. Hani bizim hedef neydi? 5'e gelecek. 5 milyona gelecek hedefi. Ve hedefin süresi vardı. Süre ne zamandı arkadaşlar? Önümüzdeki yaz. Yani önümüzdeki Ağustos, Eylül, Ekim o zamanlar. Ağustos, Eylül o civarlar 5 milyon. Şimdi bizim hedeflere ne oldu? Tutuyor mu hedefler? Görüldüğü gibi 4 milyon civarlarında arkadaşlar. 3,5-4 bandı diyelim biz buna. Hedefler tutuyor. Tutuyor hedefler ve ciddi bir şekilde hedefleri revize etmemiz gerekiyor. Peki biz bunları burada revize etmedik ama fiyatlar arttı. Yani biz bunları revize edeceğiz. Tabii elimizde tuttuğumuz birazcık da böyle nakit var. İşte nakitleri galiba harcadık. Dolar var. Onun haricinde yabancı yerli hisse var. Yabancı hisse de var. Yani var. Yani şu dolarlarla bir kısmını yabancı hisse aldık. Dolayısıyla bu da artıyor gibi şu kısım. Yani %10'luk bir kısım bu. O şekilde düşünün. Şu alt ve üst şunun şu kısmı %10'luk bir kısım. Geri kalan yüzde yaklaşık olarak 90'lık bir kısım. 90'ın da üzerinde diyelim. Şimdi arkadaşlar niye ben paramın %90 ve üzerine bu yatırım aracında tutuyorum? Küçük bir kısmını burada tutuyorum. Çünkü arkadaşlar gelecekte konut fiyatlarının artacağını düşünüyorum. Bakın bunu ben bu şekilde size ispatladım. Ekim sonunda 1,5 milyon yazıyormuş buralarda. Şu an yine hemen hemen bir sene, yaklaşık bir sene oldu. Bir sene daha olmadı. Şu an 5,4 milyon, 4,75, 3,75. Ha, sorabilirsiniz arkadaşlar, bu rakamlara satılıyor mu diye sorabilirsiniz. Bu rakamlara satılıyor arkadaşlar. Yani 5,5'a satılmaz, 4,5'a satılır. Bu rakamlara satılıyor. Alan oluyor arkadaşlar bu konutlara. Ama şu an için piyasa durgun. Neden? Faiz kredi verilmiyor. Devlet kredi vermiyor. Yani 100 bin, 200 bin veriyor. 300 bin veriyor. Böyle 3 milyon, 4 milyon rakamlı konut aldığın zaman düşük krediler verdiği için genelde piyasa canlı değil. Yani nakitin varsa alabiliyorsun. O herkeste de nakit olmuyor. Ama yarın bir gün faizler açılırsa 2 milyon, 3 milyon ben kredi vereceğim, faiz vereceğim derse devlet bu konut fiyatları yani daha da artar arkadaşlar. Yani onun için biz yatırımımızda revize etmeyi düşünüyoruz. Nasıl bir revize? Ben önümüzdeki sene için, önümüzdeki yaz için 5 milyon hedef koydum. O hedefi 8 milyona çıkarıyorum arkadaşlar. Yatırım yani bu bir tane daire için konuşuyorum ben. Bir tane daire için 8 milyon olacağını, önümüzdeki sene olacağını düşünüyorum. Evet, sorabilirsiniz olur mu diye. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum ve paramın birçoğunu %90 kadarını konut ve arsada tutuyorum ve tutmaya devam ediyorum. Yani demiştik geçen sene işte burada var mıydı burada? İşte videoda belliydi. Konut dolardan 3 kat fazla kazandıracak demişim. Geçen sene, bir sene önce konut 1 milyonlardan şu an 4 milyonlara çıktı. %400, %300 arttı, 4 katına çıktı. %400 katı oldu. Şimdi geçen sene dolar kaç liraydı arkadaşlar? Geçen sene dolar 13-14 liralar. Bunun zoru yok. Gideriz bakarız arkadaşlar. Şimdi tartışalım. Bir sene önce çektiğim videoda konut dolardan fazla kazandıracak dedik. Ve USD TRY'ye bakıyoruz arkadaşlar. Bakın bir sene önce bir senelik grafik işte tam şöyle aldık mı bir sene şu şekilde şöyle şurayı tutun. Sene başında yani Ocak ayında şuralarda 13'lerde dolar. Yani mantıken böyle alın. Çünkü hani şurada bir dalgalanma var ya. Bu dalgalanmayı görmemek için ne yapmak gerekiyor? Bu dalgalanmayı görmemek için bunun ortasını alırsınız. Yani şuradan şöyle geliyor, böyle oluyor dersiniz. Yani bu buralarda buymuş yani. Şöyle 13.3'lerdeymiş. Sonra 13.3 biraz yükselmiş, biraz düşmüş derken
Şu mantıklı bir seviye. Yani biraz burada bir geçiş, smooth geçiş var ama burada çok sert bir hareket var. Yani geçen sene o zamanlar 13.3'lerdeymiş. 13.3'lerdeymiş diyelim. Hadi şuraları alalım. 13.3'leri alalım. Yani geçen senenin aralığında falan. Şimdi 13.3'lerde olan bir şey arkadaşlar, 12-13'lerde olan bir şeyin bir sene sonra getirisi ne oluyor arkadaşlar? 18.6. Yani %50 getiriyor. Biz ne demiştik? Dolardan 2 kat daha şey yapacak. 2 kat fazla kazanacak. O zaman %100 kazandıracak konut. Ama konutlar %400 oldu. 4 katını çıktı. Dolar 4 katına çıkmadı. Yani 12-13'lerden şu ortalama bir rakam. Kasım, 29 Kasım falan buralardan. Eğer şuradan alırsak, yani şuradan alırsak, Ekim'den alırsak, Ekim sonundan alırsak yine, yani o zaman şöyle yapalım. Yine tam tamına gün alalım. Tam tamına 24 Kasım'da çekmiş videoyu. Yine gün alalım arkadaşlar. 29 Kasım. Kafam karıştı. 29 Kasım'dan gün alalım. Yani 29 Kasım'da videoyu çekmiştik. Kasım 16, 18, 19, 20, 29 Kasım. Yani 29 Kasım'da dolar arkadaşlar 12.8'miş. Dolar 12.8 iken ben demişim ki dolardan 2 kat daha fazla kazandıracak. Dolar 18'e gitmiş diyelim hadi. Şöyle bir hesaplayalım. 18 eksi 12 bölü 12 %50 artmış dolar arkadaşlar ama konut fiyatları daha da arttı. Yani konut fiyatları 2-3 katına çıktı. Dolayısıyla bizim bir yıl önce çektiğimiz videolar bugün zaten aşmış. 2 yıl içinde diye tahmin ettim ben. O 2 yılda geçiyor. İşte o tahminleri revize etmek gerekiyor. Şimdi şu an mantıksız oldu. Yani konut 4 kat gitti geçen seneden bu yana, dolar o kadar gitmedi. Dolar %60 %70 gitti en fazla. Evet. Şimdi revize ediyoruz. Revize ederken ne diyoruz arkadaşlar? Revize ederken 4, yani artık fiyatı üste çıkarıyoruz artık. Ne yapıyoruz artık? Fiyatı diyoruz ki artık 8 olacak. Yani ne zaman? Önümüzdeki sene. Önümüzdeki sene yazın sonlarına doğru 8 olmasını bekliyorum. Yani ne 8? Bu rakamlar 8 civarı olmasını bekliyorum arkadaşlar. Yani aynı bölge, burayı silmeyeceğiz. Şurayı silmeyeceğiz. Aynı yere baktığımızda 8'li rakamları göreceğim. Peki niye bu şekilde revize etmeye ihtiyaç duydun diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Niye konutların bu kadar fiyatı artmışken niye satıp paranı cebine atmıyorsun diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Burada çok önemli detaylar var. Yani tamam, konut fiyatı artıyor. Bundan sonra ne olur? Artık çok şişti, geri dönecek diyor insanlar. Arkadaşlar çok şişti, geri dönecek. Biz efsanelerle iş yapmıyoruz. Efsanelerle iş yapsaydım ben 2019'da %15, %20 karı görünce satardım, çıkardım bu işten. Arsaları, konutları satardım. Biz matematik olarak iş yapıyoruz. Mantık olarak iş yapıyoruz. Mantık olarak düşündüğümüzde konut gelecekte ne olur? Konut gelecekte şu an ne? Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şu an konut devlet faiz vermiyor. Yani faiz değil, kredi de vermiyor. Ciddi bir şekilde konutların satışını engelliyor devlet şu an. İşte TOKİ yapacağım diyor. O da göstermelik. Yani 5.000 TOKİ, 5.000'le bir şey olmaz. Sen 400 bin ihtiyaç, 800 bin ihtiyaç olan her yıl 400 bin yapmamışsın. 400-500 yapmışsın, her yıl 300 bin eksik yapmışsın 4-5 senedir. Yani bunu piyasa için konuşuyorum. Yani müteahhitler yapamamış, bir şekilde girememiş. Her yıl 300 bin, 300 bin eksik olmuş. Olması gereken 800 bin. TOKİ de diyor ki ben yapacağım, 50 bin yapacağım. Ve onun 5 binine yeni temel atacaksın. Ya sen zaten 5 bin temel atarsan 2 sene sonra vereceksin. Yani dolayısıyla arkadaşlar, yani TOKİ'nin öyle yapacak yapacak bir şeyi yok. Eksik artarak gidecek. Bir de eksiklik artarak gidiyor. Öbür taraftan üzerimize ne geliyor? Eksiklik var. Onu görüyoruz. Öbür taraftan
Fiyatlar artıyor. Piyasa, bir önceki videomda piyasa hemen 2 haftada %25-30 bütün fiyatlar arttı diye video çektim. Yani şekerli, gazlı içecek 18 liradan 24 liraya geldi arkadaşlar. Siz düşünün 2,5 litresini. Hiçbir şey değil. Şimdi bir gazlı suyun fiyatı 24-25 lira olursa bu ülkede inşaat maliyetleri herhalde onlar da alıp başına gidecek. Şimdi inşaat maliyetleri alıp başını gittikçe insanlar bu işe daha az kişi giriyor. Daha az kişi girince daha az konut üretiliyor. İşte devlet de gireceğim diyor ama öyle kolay değil arkadaşlar. Maliyetler aldı başını gitti. Dolayısıyla maliyet daha da artacağı için bu konut fiyatlarını yansıyacak. İşin en kötü tarafı zaten enflasyon. Yani bir önceki videomda ben enflasyona vurgu yapıyorum. Yani enflasyon ciddi şekilde artıyor. Enflasyonu düşürürler diye düşünüyordum. Önümüzdeki sene %100'lere gelir diye düşünüyordum yazları. Önümüzdeki yaza kadar. Yok yani %100 falan geleceği yok. Daha da böyle kafasını yukarı dikti enflasyon. Habire her şeyin fiyatı artıyor. Daha da işte zam yaparsanız siz yani asgari ücrete ciddi zam yapacaklar. Asgari ücrete ciddi zam enflasyon daha büyük demek. Dolayısıyla önümüzdeki sene yazın enflasyonu ben %150'ler bekliyorum. Yani şu an kaç? Şu an %180, daha 200'ün üstüne gidecek. Ondan sonra nereden dönecekse artık 150'ye gelir diye umuyor. %150 enflasyon olan bir sene, önümüzdeki sene için konuşuyorum. %150 enflasyon olan bir ülkede konut fiyatı düşer mi arkadaşlar? Yani düşer mi? Yani o da %150 gider, en az gider. Dolayısıyla yani daha öncesinde çok gitmiş olabilir. Ama hani o %150 gitmesin, %100 gitsin. Yani şu an 4 milyonsa %100 gitsin, 8 milyon olsun. Benim hesabım ılıman bir hesap. Yani çok ciddi, çok yüksek bir rakamlar söylemiyorum. Niye öyle diyor? Çünkü asgari ücrete zam yapacaklar. Asgari ücrete 9 bin lira gibi bir rakam çıkacak sene başında. Asgari ücrete zam yaparsan A'dan Z'ye her şeye zam gelecek, her şeye enflasyon gelecek. Yani bu belli. Şimdi burada benim yaptığım hesapta hiçbir hata yok arkadaşlar. Hiçbir hata yok bu yaptığım hesapta. Ben ılıman olarak düşünüyorum. %100, %150 enflasyon olsun. Ev fiyatları daha çok şişmiş olsun bu aralıkta. Hadi o zaman giderken %150 gitmesin, %100 gitsin diye düşünüyorum. O da 8 milyonlara tekabül ediyor. Yani bu yaklaşık olarak 9 ay sonranın tahmini arkadaşlar. Bugünün tahmini değil. 9 ay sonra bu 9-10 ay sonra bu tahminlerin böyle olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki tahmin. Hani şöyle diyebilirsiniz ya sen çok yanılırsın. Enflasyon %50'lere düşer falan diyebilirsin. Yok öyle bir dünya diyorum arkadaşlar. Yani bugün, dün, bir hafta öncesini gördüm, izledim, takip ettiğim şeyler beni yanıltmıyor. Beni yanıltmıyor. Dolayısıyla o gideceği yer belli bu enflasyonun. Ne kadar zam verilirse o kadar enflasyon artıyor. Dolayısıyla enflasyona binaen ben konut fiyat piyasasının güncelleneceğini düşünüyorum. Bir de bir aralık böyle o 9-10 aylık süre içinde bir aralık işte seçimlerden önce faiz musluklarının açılacağını düşünüyorum. Şu an inşaatta faiz muslukları kapalı. Müteahhitlere ve şeylere kredi musluğu açılırsa konut alıcıların arkadaşlar o zaman ev fiyatları daha da sıçrar. Yani sıçrayacak zaten. Zaten o musluklar açılacak seçimden önce. Yani konut kampanya kredi %1'ler falan çıkar ortaya. Yani şu an yine var ama şu an uygulanmıyor arkadaşlar. Var olmak ayrı bir şey, uygulamak ayrı bir şey. Yani adam 5 milyonlu 10 milyon konutlar kredi çekeceğiz 100 bin 200 bin vereyim. Yani bu dalga geçmektir. Şu an uygulanmıyor. Eğer uygulanmaya başlarsa yani adam 3 milyon konut alacak ben 2 milyon çekeceğim diyorsa bunu uygulamaya başladığın an konut satışları ciddi bir şekilde artar. Zaten insanlar bundan alamıyor. Şu an nakit alıyor birçoğu. Şimdi sırada bekliyor insanlar. Eğer öyle bir faiz kredisi olsun, krediler verilsin, bakın görün konutlar ne olacak. Yani konut fiyatı düşecek diyenler çok 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 terste kalacak. Eğer bu benim dediğim olay sıkıca bu şekilde giderse, bu benim 8 milyonlu rakamlarım çok yani alt tahminler oluyor. Alt yani çok iyimser tahminler kalacak yakında. Dolayısıyla ben öyle tahmin ediyorum. Seçim öncesi bir kredi faiz şeyi çıkacak. Hem müteahhitler için hem şey için. Dolayısıyla inşaat grubu için.
Dolayısıyla konut fiyatları yine yukarı gidecek. Zaten şu bugün 2 haftalık enflasyonu gördüm ben. Bu yine konutu götürür arkadaşlar. Peki ikinci bir neden konut fiyatlarının yukarı gitme nedeni ikinci bir neden arkadaşlar. Bu sefer kur korumalı diye bir şey var. Dolar yükselmediği noktada insanlar parasını çekip konuta gidecek. Niye? Ben konutum var. Her yıl 2 kat para kazanıyorum. Dolar yükselmezse yani %10 faiz verecekler bunlara, %11, %12. Adam ne yapacak ki orada? Dolar yükselmezse bir noktada bırakacak, çıkacak oraya, ev almaya gidecek. Yani hadi taşıtta bir sıkıntı olabilir, taşıt artmayabilir ama konutla arsaya ciddi önümüzdeki süreçte talep olacak arkadaşlar. Ciddi. Yani bunun birinci ana nedeni faiz kampanyası, kredi faizleri olacak. Şu an verilmiyor. Bakın dikkat ediyorum. Verilmiyor o krediler. Verildiği noktada yine patlayacak. Kredi ve satışlar yine patlayacak. Konut satışları, fiyatlar artacak. Birinci ana nedeni o. İkinci ana nedeni zenginlerin kur korumalı çok ciddi parası var. Eğer kur hareket etmezse bu adamlar çok büyük bir zarar yazacağı için oradan çıkıp konuta yönelecekler. Yani bu yani çok büyük iki tane etken bu. Üçüncü bir etken de enflasyon. Enflasyon o çok büyük etki olmaz. Yani enflasyon da %150 olacağını düşünüyorum. O da etkileyecek tabii. Üç tane ana bacak arkadaşlar. Bu ana bacaklar mutlaka mutlaka konut ve arsayı çok 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 ileriye taşıyacaklar. Bizim Türkiye tarihinde görmediğimiz yılları yaşayacağız arkadaşlar. Konut ve arsada görmediğimiz yılları yaşayacağız. Aynı şekilde konut arsa böyle giderken ekonomi aşağıya gidecek. Yani üretim şey aşağıya gidecek yani. Dengeler bozulacak. Dolayısıyla benim önümüzdeki bir sene boyunca öngörüm bu. Bu öngörü kolay kolay değişmeyecek arkadaşlar. Herkese iyi günler.